Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere full Dormammu 6 macerasını ve yolu tanıtacağım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Red Skull arenası kastık ve Red Skull arenası bitti. Şimdi ustalıklarımızı arenadan değiştiriyoruz. Hem savaş hem de 6 açık. İkisine uygun bir ustalığa getiriyorum. Bu ustalık benim hem savaşlarda hem de Dormammu macerasında kullandığım ustalık. Kanama ve zehri kapatıyorum. Zalimliği fullüyorum. Delmeyi de fullüyorum arkadaşlar. Çünkü kritik attığında zırhı %15 delmesi benim için çok güzel bir özellik. İsabeti 2'de bırakıyorum. Çaresizliğe veriyorum arkadaşlar bir kere. Derin yaralara bir kere veriyorum. Etkilenmeyen gerçekten çok önemli. Özellikle ittifak savaşlarında kaçan hero'lara karşı çok çok önemli bir özellik. Ve suikastçı arkadaşlar kesinlikle fullemeniz gereken muhteşem bir özellik. Rakibin canı %18'in altına düştüğünde damage'ini %60 artıyor fullendiğinde. İşlevsel yine aynı şekilde korkutmayı ikinci seviyede bırakıyorum. Tabii ki sersemletme ve afallatma full arkadaşlar. El becerisi yani kaçışa bir kere veriyorum. Sakinleştirmeyi kesinlikle fullleyin. Çünkü rakip siper halindeyken yeteneklerini %30 azaltıyor. Çok güzel bir şey. Ve tabii ki arkadaşlar mistik ustalık. Ben voodoo ağırlıklı oynuyorum. Mistik ağırlıklı bir oyun oynadığım için mistik dağılımı mutlaka fullüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Çok çok büyük avantajlar sağlıyor. Zaten birazdan D6 macerasının neredeyse tamamını voodoo ile oynadığım için ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. İlk Scarlet arkadaşlar kara geliyor. Yayıp yayıç karosu geliyor. Ama çok problem değil. Çünkü ekipte Doktor Voodoo var. Tam bir doktor kendisi. Her türlü sıkıntıya karşı resmen ilaç. Scarlet karşımızda. L2 attıktan sonra Scarlet'in hiçbir hükmü, hiçbir esamesi kalmayacak. Yayıp yayıç karası olduğundan dolayı. Tekli komboda attığım için arkadaşlar güç barı kendi kendine gidiyor. Görüyorsunuz ne kadar hızlı gidiyor. Bir güç barını çürüttü. Yani bıraksam 2,5 güç barını çürütecek, hatta tamamını alacaktı. Şu anda çiftlideyken de iki atıyorum. Hem rakibin vurmadıkça güç barı gidiyor, hem de ben vurdukça güç yakarak hem güç barı azaltıyorum hem de ekstra damage veriyorum. Doktor Voodoo muhteşem bir hero. İnşallah sizlere de gelir de fullersiniz. Eğer varsa elinizde ve fullemediyseniz inanın bana çok büyük hata yapıyorsunuz. Bir de üstüne mistik ustalığınız varsa. Ajan Venom L1 engellenemez özelliği var. Çok da problem değil çünkü ilk hareketi sadece engellenemez. Onun dışındakileri blokları rahat rahat bekleyebilirsiniz. Azimine dikkat etmek lazım. Siper attıktan sonra saldırırken azimini açarsa o sizi tokatlamaya başlıyor. Rakibin üzerinde 4 tane Loa vardı ve 4 tane Ruh Venom'una çevirdim. Tabi Ajan Venom bunun 3 tanesini kapattı, bir tanesi kaldı. Eğer tekli kombo atarsam Ajan Venom'un özellikleri %50 azalacak. Burada bir ekran takılması yaşıyorum. Ağır saldırıya geçiyor. Ama dediğim gibi problem yok. Doktor Voodoo böyle basit hataları çok önemsemeyen bir karakter. Zaten dövüş boyunca sağlığı bol bol düşüp düşüp çıkacak bir hero. Ama sizi dövüş sonuna kadar çok çok rahat götürecek. Bay bay Venom. Ajan Venom'u da geçtik. Kritik ağırlıklı bir karo. Bayan Marvel var.
Zehirden etkilenmiyor. Aslında Doktor Voodoo'nun birinci özelliği zehriyle alakalı değil biri. Ama problem yok. Doktor Voodoo'muzla sağlığımızı fullemeye devam ediyoruz. Levir atarak gördüğünüz gibi arkadaşlar 2,5 güç barını doldurdum. Üzerindeki etkileri kapattım. Çünkü mistik ustalığım full. Mistik hiloların hepsinde bu özellik çok çok işe yarıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. L1 atıyorum, L2'm doluyor. Muhteşem, Doktor Voodoo için gerçekten muhteşem bir şey. Zaten Doktor Voodoo rakiplerin üzerinde Loa atıyor. Loa'lar nötrdür. Ve onları L1 ile kapatıyorum. Kendi güç barımı dolduruyorum. L1 engellenemez. Karosu. Cyclop. Yine üzerine Loa'ları biriktiriyoruz. Çift kombada atarsak %100 ihtimalle hepsini ruh venomuna çevirecek. Çiftli de bile iki takılmalar yaşıyorum ekranda. Ama dediğim gibi Doktor Voodoo bu tür küçük problemleri çok kendine dert etmeyen bir hero. L1 atıyorum ve klasik arkadaşlar, L2'm doluyor L1 attığım için. Çünkü üzerindeki Loa'ları kapattım. Doktor Voodoo farkı devam ediyor. Gerçekten çok etkili, çok muhteşem bir hero. Elinizde varsa ve bir de gümüşse tadından yenmez. Eski Thor sersem bağışıklığı var. Doktor Voodoo'ya karşı sınıf bonusu yemesi bizim artımıza. Üzerinde tek Loa var ve o Loa'yı da kapatıyorum. Kendim aynı zamanda güç barı yapıyorum. Thor'un skillerinden kaçmak gayet kolay. O yüzden çok zorlayan bir hero değil. Yani sersem bağışıklığında bile olsa çok problem değil. Üzerindeki 3 Loa'yı zehre çeviriyorum ve güç barımı bir kez daha 2,5'a çıkartıyorum. Muhteşem demeçler geliyor Doktor Voodoo'dan. Ve Thor da patates oluyor arkadaşlar. Gerçek saldırı ve zırhımız var. Rino, bu sefer de sınıf bonusunu biz yiyoruz ama hiç problem değil. Bildiğiniz üzere Rino atak saldırısı yaptığı zaman karşı saldırıya geçtiğinde durdurulamaz olur arkadaşlar. %100 olarak durdurulamaz olur. Aynı zamanda rakibin boyutuna göre değişen oranlarla engellenemez de oluyor saldırısında. Buna dikkat etmek lazım. Ayrıca zırhı da çok güçlü bir hero. Bu yüzden Rino'ya karşı oynarken pek hata yapmamak lazım. Çünkü yapıldığında arka arkaya gelen kombolarla sağlığınızı azaltabilir. Ve görüldüğü gibi Doktor Voodoo sağlığını neredeyse fullledi. Oysa yarının altına düşmüştük. Bu düşüş çıkışları Dormammu maceralarının özellikle 5 ve 6'da özellikle sıkça yaşayabilirsiniz. Bu durumu en iyi absorbe eden hero'lardan bir tanesi kesinlikle Doktor Voodoo. Ve dediğim gibi mistik ustalığınız açıksa güç barını kendi kendine çatar çutur dolduran bir hero.
İlyon'un zehirlenmesi bizim çok işimize yarıyor. Verino'yu da yolcu ediyoruz. Görüldüğü gibi Dormammu Altu macerasında çok aman aman bir action'ı yok. Sadece sağlıkları biraz yüksek. O yüzden vuruşlarınız biraz fazla sürebilir. Bu arada Karol'u enerji direnci ve saldırıcan geliyor ekstradan. Bu karoda da eski korkusuz, kırmızı korkusuz var. Kırmızı korkusuzun da tek esprisi uzaktan atılan skillere karşı kaçması. Doktor Voodoo'nun L1'i yakın ölçekli olduğu için problem değil. Uzaktan atılan skillerde arkadaşlar önce bir sersem verip ondan sonra özel saldırınızı yapabilirsiniz. Yine üzerinde 2 Loa artı bir de isabet. O bir de ekstradan kendisi verdi arkadaşlar. 4 tane oldu. Hem L1'imizi attık hem de 2 küçük barımız da oldu. Gördüğünüz gibi uzaktan atılan saldırıya karşı kaçışı çok etkili. Dediğimiz gibi arkadaşlar Dormammu Altu'nun çok aman aman bir esprisi yok. Karasuna uygun hero'larla girdiğiniz zaman kanama zehir yolları var yine aynı şekilde. Yine D5'te de var. D6'daki biraz daha HP'leri yüksek versiyonu sadece. Bir de zorlanırsanız ki çok zorlanacak bir şey değil. Eski Vision'ın L1'leri var, engellenemez. Onun dışında çok aman aman bir numarası yok. Sadece fazladan vuracaksınız. Damage'iniz biraz yüksekse. Çok zor değil arkadaşlar. D6'ya girmeye sakın çekinmeyin. İttifak olarak full D5 oynayan ittifaklara özellikle arkadaşlara söylüyorum. D6 mutlaka deneyin yani çok bir problem değil. Hem antrenman yaparsanız hem alacağınız puan inanın D5'i full bitirdiğinizden daha az olmayacaktır yarım bıraksanız bile. Korkmadan rahat rahat deneyin. Yollarınızı güzelce paylaşın. Biraz da aktiflik probleminiz yoksa çok fazla faydasını görürsünüz arkadaşlar. Oyunda gelişmek istiyorsanız en yukarıları hedeflemeniz lazım. Macera olarak da geçerli bu. Şu anda en yukarıdaki macera D6. Ama artık yetersiz geliyor. Birçok ittifak full oynamaya başladı D6'yı. Çünkü herkes yükselirken D6 olduğu yerde sabit. Buna da artık bir yeni bir şey gelmesi lazım ki onunla ilgili birkaç söylenti duyduk ama ne kadar doğru bilmiyorum. Zayıf söylentileri çok fazla dillendirmek istemiyorum. Eski Vision. İptal edilen, etkilenmeyen bir Vision. Sentezleri L3'ü var. Zaten L2'ye kadar yaşayacak. L2 attıktan sonra eski Vision'ın hiçbir esamesi okunmayacak Doktor Voodoo'yla. Tek marifet L2'yi atabilmekte. Muhteşem bir sentezle 1,5 bar dolduran Vision. L3'ünü atıyor ama problem yok. Çünkü elimizdeki Doktor Voodoo. O iki güç barı elbette olacak Vision. Ve iki güç barımız doluyor. Bundan sonra Vision'ın hiçbir esamesi yok. Çiftlik kombo da attığım için her vurduğumda güç barı zaten azalacak. Ayrıca ekstradan damage yiyecek. Bir daha çiftliği de atıyorum. Vision diye bir şey kalmadı. Sentezleri de hiçbir işe yaramayacak. Gördüğünüz gibi güç barı hiçbir işe yaramıyor. Artık sentez yapmaya bile üşenir hale geldi. 16.600'lük son kritik biraz az geldi Vision'a. Ve Vision'ın da yanından geçiyoruz. Ve Kamala bir kez daha karşımıza çıkıyor. Zehir bağışıklığı olan bir hero. Bu yüzden L2 atmak daha iyi olur. Aynı zamanda üzerimizdeki özellikleri çalıyor. O yüzden iyileşmesi var. Ama problem yok. Aldığı her özellik aynı zamanda kapanıyor. Kapandığı için de bizim güç barımız yükseliyor.
Çiftli kombine attığımız L2 ile artık rakibin güç barı hiçbir işe yaramadı. Ve L1 ile güç barımızı tekrar dolduruyoruz üzerindeki etkileri kapatarak. Tabi tekli attığımız için komba sayacımız %50 şanslı oldu bu. Kamala özel saldırılar atarak üzerine hiddet açtığı için benim işime yarıyor ve güç barımı dolduruyor. Bu arada arkadaşlar Kamala'yı herkes çok kötü bilir ama öyle bir hero değil. Yani çok kötü bir hero değil. Saldırıda gayet iyidir. Kullanışlıdır arkadaşlar. Zehir bağışıklarda hiddetleri vardır. Ya bu toplu kanlara çok fazla kanmamak lazım. Hero'ları denemek lazım. Belki bir gün Kamala ile ilgili de bir video çekebiliriz. Elimde henüz çok bir gelişmiş versiyonu yok. 4 yıldız 3.30'u vardı. Tabii ki muhteşem, süper, zirve bir hero demiyorum. Ama öyle sövüldüğü kadar da, yerildiği kadar da kötü bir hero değil. Özellikle saldırıda. Dediğim gibi nasip olursa bir gün Kamala videosu, tanıtım videosu neden yapmayalım. Ve Kamala'nın yanından geçiyoruz. Yine yolumuzun üstünde sersem bağışıklı, aynı zamanda üzerimizdeki etkileri kopyalayan bir hero. Bu yollar için arkadaşlar sersem bağışıklı için hani mutlaka bloğunuza vurduracaksınız. Sağlık basan hero'lar her zaman çok etkilidir. Her zaman kolaya geçir sizi. Doktor Wood da dediğim gibi yani sağlığı düşüp çıkıyor. Kesinlikle çok etkili bir hero. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün dormamıyor. Doktor Wood ile geçiyoruz. Diğerleri sadece figüran yanımızda. Ekstra bir şey olursa, bir hata olursa, bir iş kazası yaşarsak diye taşıyoruz. Ki ben iş kazalarını seven biriyim. Özellikle de yoğun arena kastığım için arkadaşlar bot da kullanmıyorum. Zaten bot da pek tavsiye etmem. Kullanan arkadaşlara da hayırlı olsun ve dikkat etmelerini tavsiye ederim. Bot kullanmadığım için arkadaşlar ve arenada yoğun kastığım için parmaklarımda ağrı oluyor. Özellikle sağ parmağımda. O yüzden iş kazaları yaşayabiliyorum. Gerek savaşlarda gerek dormumularda. Bu da gayet normaldir. Üzerindeki 3 takviyeyi de hem ruh venomuyla zehre çeviriyoruz. Hem de güç barını dolduruyoruz. O mis gibi tekrardan üzerine açtı. Çiftli kombada bir daha atalım. Ve Karadolu'da kırmızı saçlı bayanı da göndermiş olalım. Doktor Strange L2 engellenemez ve 2 güç boyuyla başlar. Eğer antrenmanlıysanız, eliniz alışıksa çok zorlanacağınız bir karo değil. Yani ilk engellenemez, diğerlerini blokla da bekleyebilirsiniz. Benim ultimumla girmemin sebebi Doktor Strange'in normal vuruşları da fiziksel saldırı değil, enerji saldırısı ve ultronun kopya özelliği de enerji saldırılarının bir kısmını kopya sayınıza göre hem sağlığa hem de güç barına çeviriyor. Bu sebeple girdim. Yoksa yine Doktor Voodoo ile çok rahat geçilebilir. Aynı zamanda videoda bir renk olsun istedim. Uzun mendilli saldırılarda arkadaşlar geride beklemenizi tavsiye ederim. Kaçılması daha kolay. Hem size zaman tanıyor, hareketi görebiliyorsunuz, yakındayken hareketi göremeyebilirsiniz ki bu oyunda özel saldırılardan kurtulmanın en önemli özelliği hareketleri görebilmeniz. Hareket göremediğiniz bir hareketten kaçamazsınız. Ama gördüğünüz bir darbeyi de asla yemezsiniz arkadaşlar, ekstrem bir durum olmadığı sürece. Ve Doktor Strange'in de kırmızı pelerinle uçan adamın yanından geçiyoruz.
Zayıflatma kurusu Scarlett. Yani zayıflatma kurusunun Doktor Wood'a hiçbir etkisi yok. İyileşme engeli vermediği sürece. Ki siz Scarlett'e vurdun, kritik vurduğunuzda size iyileşme engellemesi verme ihtimali var. Ama dediğim gibi Doktor Wood'u çok etkilenen bir karakter değil. Özellikle Dormammu altı. Tabii benim burada bir iş kazasından dolayı attığı L2 direkt kritik vuruyor ve üzerindeki iyileşme etkisini kapatıyor. Evet, her zaman dediğimiz gibi Doktor Wood'unuz varsa bu tarz şeyler çok rahat tolere edilebiliyor. Ve Scarlett'in de yanından geçiyoruz. Arkadaşlar, video biraz uzun oldu ama size çok çok faydası olacağını düşünüyorum. En azından doğal D6'dan kaçan arkadaşlar için korkmayın. D6'yı geçmek o kadar da zor değil. Başta da söylediğim gibi sadece sağlık oranları yüksek. Onun dışında hiçbir ekstremleri yok. İç savaş muharibi, üzeriniz zırh takviyesi veriyor. Normalde kendi savunması için çok önemli ama karşısında Doktor Wood varsa avantajı dezavantajı çeviriyoruz. Ve Doktor Wood'un işine yarıyor bu özellik. Üzerine açtığı 4 tane zırh bizim için avantaj. O zırhlar gittiği zaman bize güç barı olarak gelecek. Ve savaş muharebinin de yanından geçtikten sonra yolumuzda sonlara doğru gelmeye başladık. Karşımızda yine zayıflatma veren bir hero. Durdurulamaz kolosuz. Esprisi de durdurulamaz, o zaman vuramadığınız için can zayıflatmasından sizi öldürmeye çalışacak. Tabi bu Doktor Wood'in çok yiyecek bir taktik değil. Arkadaşlar, umarım video sizlere faydalı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videolar geldiğinde haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımızı da beğenip paylaşırsanız bu da bizi memnun eder. Çünkü bizi motive eden arkadaşlar artık sizlere faydalı olmamız ve sizlerin beğenmeniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar.